Hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Galatasaray'ın gündeminde pek çok konu var. Her ne kadar milli maç nedeniyle Galatasaray'ın gündeminin çok yoğun olmadığı şeklinde bir izlenim olsa da bence çok fazla gündem maddesi var Galatasaray adına. Onlardan bir tanesi Bayern Münih'te oynayan Luka Hernandez. bu futbolcunun Galatasaray'a transferi söz konusu biliyorsunuz İspanyol kökenli ama Fransız yurttaşı. ağır bir sakatlık geçirmişti. Bu sakatlıktan dolayı artık önümüzdeki sezonu düşünecek. Bu futbolcunun kiralık olarak Galatasaray'a gelebileceği iddia edildi ama zor maliyetler açısından. Çünkü bildiğim kadarıyla bu futbolcu için Atletico Madrid'e 80 milyon euroya yakın bir para ödedi Atletico Madrid'de Bayern Münih kulübü Bayern Münih'te de önemli bir oyuncuydu ama sakatlık onu biraz geri bıraktı. yani kiralık olarak transferi söz sorusunu ben zor bir ihtimal olarak değerlendiriyorum. Nelson'un gidişine bağlı olarak belki bu transferin yapılabileceği yönünde iddialar ortaya çıktı ama araştıracağız. Bana ilk planda söylendiği anda kolay gerçekleşir bir transfer gibi gözükmüyor. O bakımdan bu düşüncemi sizlerle paylaşmak istedim. Peki Raşika ile ilgili çıkan haberlere ne diyorsunuz? Benim bir yorumum var hatta yorumun ötesinde bilgim de var. Bu bilgi çerçevesinde de yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Raşika ile ilgili çıkan haberler Raşika'nın bonservisinin alınmasının Galatasaray yönetimi için öncelik arz ettiği yönünde. Hatta Icardi'den daha önemli. Önce Icardi'nin Icardi değil Raşika'nın bütün hakları alınacak Galatasaray yönetimi tarafından. Sonra Icardi ile ilgili çalışma yapılacak deniyor. Şimdi bu doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum. Öncelik hangisindedir e, bu konuda tartışma yapmanın da anlamsız olduğu kanaati değil ama bildiğim bir şey var e, Raşika'nın Galatasaray'da kalmak istediği. Raşika mutlaka Galatasaray'da kalmak istiyor ve Galatasaray yönetimi de e, bu çerçevede baktığımızda performansı artan bir yaşıka'yı kadrosunda tutmak istiyor. O bakımdan ben Norwich City ile sezon bitmeden Galatasaray'ın masaya oturacağını ve 10 milyon euronun altında bir rakamda ki 7 diyenler var, 5 diyenler var, 6'ya düşürebilir Galatasaray bu rakamı diyenler var. Ama ben tam olarak rakam verememekle birlikte 10 milyon euronun altında bir rakamda Galatasaray'ın uzlaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü Raşika net bir biçimde Norwich City yetkililerine de iradesini söylemiş. Galatasaray mutlu ve devam etmek istiyor. Sakatlıktan çıktıktan sonra bir performans sorunu olduğu gerekçesi eleştirilmişti ama şimdi ritmini buldu. Kaybedilen Konya Spor maçında da bence sahanın en iyisiydi Raşika. Dolayısıyla sürekli artan bir performansla oynuyor. Bir de hangi mevkiye koyarsanız koyun başarılı oluyor. Sol tarafta başarılı oluyor. Sol kenarda sağ kenarda başarılı oluyor. Konya Spor maçında forvet arkası denendi ki Kasımpaşa maçında bir önceki maçta Mata oyundan çıktıktan sonra yine Mata'nın yerine girdi. Forvet arkası oynadı. Başarılı oldu. Raşika Zaniola ile birlikte oynadığı zaman yani günündeyse bu ikili durdurulmuş durdurulması gerçekten zor. Hatta ben Türkiye'de onları durdurabilecek bir takım olmadığını düşünüyorum. Durdurulması zor ikili. Ee, gerçekten çok zor bir ikili olarak ön plana çıkıyorlar ve Zaniye Ola'yla birbirini tamamlayan nitelikte oyuncular. Motorik özellikleri çok e, yüksek. E, hep atağı düşünerek oynuyorlar e, ve e, sürekli istiyorlar. Yani golü istiyorlar ve arıyorlar. E, çok dinamik iki tane e, hucum oyuncusu. Raşika birazcık daha Kontrollü daha böyle topa sağ, hakim ve topu daha iyi kullanan ama Zaniola da çok daha atılgan ön ön bölgeye e, giden topla ilerleme amacı olan rakiple biri bir mücadeleye giren bir futbolcu. Dolayısıyla böyle iki tane önemli futbolcuyu he, hele bunlar formlarının iyi düzeyindeyseler yani form düzeyleri e, tartışılmayacak boyuttaysa e, durdurulması gerçekten zor bir ikili oluyorlar. Ve Galatasaray'ı e, bence... E, Türkiye standartının üzerinde bir futbolla, bir e, hücum organizasyonuyla buluşturuyorlar. O bakımdan Raşika ve Zaniye varlığı çok önemli. Ben bir kez daha söylüyorum Raşika'nın bütün hakları Norwich City'den alınacak. Sezon bitmeden Galatasaray bu operasyonu yapacak. Zaten Raşika da kalmak istiyor ve İstanbul'da mutlu. Biliyorsunuz eşi e, Türkçe biliyor. Türkçeyi çok iyi konuşuyor. Türk zaten, Kosovalı bir Türk. E, ve e, Raşika da Türkçeyi anlayabiliyor. Hatta konuşabiliyor. Belki bu konuda röportaj vermeye çekinebilir ama henüz erken olduğunu düşünür düşünüyor olabilir ama Türkçeyi çok iyi anlıyor. Yani İstanbul'da aradığı ortamı buldu. Galatasaray'da başarılı ve Galatasaray şampiyon olursa zaten Zaniola dahil olmak üzere pek çok oyuncunun Galatasaray'da kalmak isteyeceği kanaatindeyim. Zaniola'nın öğrendiğim bir şeyi sizlerle paylaşayım. Zaniola'nın Milan'a transfer olabileceği aslında Galatasaray'ın Zaniolo'yu yarım dönemlik aldığı Roma'dan transfer ederken Milan'la aslında Milan'la aynı anda bir anlaşma yaptığı iddialarının doğru olmadığını öğrendim. Bu konuda Galatasaray'ın İtalya'dan yaptığı transferler konusunda inisiyatif kullanan Uğur Avadan'la birebir bu konuyu konuştum. Kesinlikle böyle bir şey yok diyor. Biliyorsunuz Torreira'nın ee, ve Mertens'in transferlerinde inisiyatif kullanmış ve Zaniola'nın transferinde de yer almıştı. Ee, Uğur böyle bir şey yok kesinlikle diyor ama e, muhakkak e, kesin olan bir şey Zaniola'ya e, sezon sonunda teklifin geleceği. Bu teklifin de Milan tarafından yapılacağını düşünüyorum ben. Ama Galatasaray şampiyon olur ve şampiyonlar ligine gitmek konusunda e, çok güçlü bir proje ortaya koyarsa, ön elemeleri geçebilecek bir proje. Bu çerçevede ben bütün oyuncuların kalacağını, Icardi dahil bütün oyuncuların e, performansa bağlı olarak İkardi'nin kitabı e, haklarının alınabileceği kanaatindeyim. Abdülkerim Bardakçı olayını araştırdım ve gerçeğe ulaştım. Abdülkerim Bardakçı ile e, ee, Stefan Kuntz arasında milli takım teknik direktörü arasında öyle iddia edildiği gibi bir konuşma geçmemiş. Çünkü Abdülkerim Bardakçı şiddetli baş ağrılarıyla gittiği hastaneden zaten çıkamamış. Dolayısıyla teknik direktörle birebir konuşması söz konusu değil. İddia şuydu. Stefan Kuntz Abdülkerim'le konuşmuş ve sen kamptan ayrılırsan daha iyi olur. Madem başın ağrıyor gitmen daha doğru olur. Zaten ben Merih'i ve e, diğer stoper çağları oynatacağım dediği ileri sürülüyor. Ama böyle bir konuşmanın olması için ikilinin bir araya gelmesi lazım. Bir araya gelebilecek ortamı da bulamamışlar. Çünkü baş ağrıları geçmeyince Abdülkerim doğrudan hastaneye gitmiş. Ve hastanede e, işte nöroloğun, nörolog olan kadın e, uzman doktorun verdiği rapor doğrultusunda milli takım yetkilileri de kadrodan çıkartılmasını istemişler. Abdülkerim normalde kadrodan çıkartılmayı istememişti. Ama burada e, milli takım teknik direktörü Stefan Kons'un bir dahlinin olmadığını anlıyorum ben. Sadece uzman doktorun yazdığı raporla ilgili bir sorun ortaya çıkmış ve bu da Abdülkerim'in kadrodan çıkartılmasına sebebiyet vermiş. Halbuki çıkartılmasaydı bence üçlü stoper bloğunda Ozan Kabak'ın yerine Abdülkerim Bardakçı oynayabilirdi. Abdülkerim Bardakçı Merih ve Çağlar ya da Merih yedek olabilir. Ozan Kabak Abdülkerim Bardakçı ve Çağlar Soyuncu birlikte oynayabilirlerdi. Ben Abdülkerim'in kadrodan çıkartılmaması durumunda banka oynayacağı kanaatindeydim. Ee, milli takımımızda. Bu gerçeği de öğrenmiş olduk. İddialar gerçeği yansıtmıyor. Yani burada Stefan Kos'u suçlamak yersiz oluyor ama Abdülkerim e, kadroda kalmak istemiş. Yani milli takım kadrosundan çıkartılmasını e, isteyen kişi e, yani isteyen taraf Abdülkerim Bardakçı değil bu maçta yani Anadolu Demirspor'la yapılacak maçta banko top oynayacak. bir migren tespiti yapmışlar. İlaçlı ilaçlı işte MR'ını çekmişler. ve MR'la birlikte başka tetkikler de yapılmış ve herhangi bir bulguya rastlanmamış. Tek bulgu migren migrenle ilgili bir sorunu varmış Abdülkerim Bardakçı'nın bununla birlikte Mertens takımla çalışmalara başladı. Uzun bir süredir Mertens e, sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalmıştı. Mertens'in durumu ne diye soracak olursanız antrenman performansı ise bu önümüzdeki birkaç gün belirleyecek. Bunu antrenman performansı ise Okan Buruk onu Adana Demirspor maçında 11'de oynatmayı düşünüyor. Ama antrenman performansı istediği gibi değilse ya da birazcık zamana ihtiyacı varsa ki hiç kuşku yok ki sakatlık onu maç ritminden uzaklaştırmıştır. Bu defa e, sonradan oyuna gire, girecek bir oyuncu olacak. Yani Yedek kulübesinde olacak ama Mertens'in oynama şansını bugün itibariyle soracak olursanız %50-50 olduğunu söyleyebiliriz. Tamamen antrenmanda göstereceği performansa bağlı ee, sakatlık açısından herhangi bir problemi yok. Yani e, sakat işte oynayamaz ya da sakatlığı düzelmedi diyemeyiz. Sakatlığı geçti antrenman performansı nasıl buna bakacağız. Buna göre Mertens'in oynayıp oynayamayacağına teknik heyet karar verecek. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Sonraki videomda buluşuncaya dek hoşçakalın.